6 Şubat 2020 Salı günü Cleveland Cavaliers çoğumuzun beklemediği bir şekilde önemli bir pivotun da dahil olduğu bir takas gerçekleştirdi. Detroit Pistons pota altı oyuncusu iki kez All-Star olmuş Andre Drummond'ı kadrolarına kattılar. Karşı tarafsa Brandon Knight, John Hanson ve bir ikinci round pickini gözden çıkardı. Şimdi ise Drummond'un Cedi Osman'ın takımına gelmesi çoğu Türk basketbol izleyicisinin ilgisini çekti. Ve yararının ne olacağı düşünülmeye başlandı. Şöyle söyleyeyim, ben bu takasın kaybedeninin kesinlikle Pistons olduğunu düşünüyorum. Franchise oyuncusu olacak olarak tahmin edilirken, 2012'de draft edilen Drummond'dan sonra Pistons sadece 2 kez playoff yaptı. Ve ikisinde de ilk turdan süpürüldü. Kısacası takımda dışarıdan sorumluluk alan bir oyuncu olmadığı zaman kendisi sadece rebound alan bir center gibi gözüküyor. Tam sorumluluk dedik, takım oyunu olmaması hakkında konuştuk ve sonrasında Cavs'e takaslandı. Bunun Cavs için yararlı veya zararlı etkisi olsa da bu iş Cleveland için biraz kafa karıştırıcı. Ve işte nedeni. İlk olarak Cavs'in neyden vazgeçtiklerini düşünelim. Ya da düşünmeyelim. Affedersiniz ama Hanson oyun başına sadece 15 dakika altı oynayabilen, sezonun ilk bölümünün çoğunu kaçıran ve en büyük özelliği hamstring tendonlarını koparması olan bir oyuncuydu. Ayrıca onun yanı sıra 12 milyon verdikleri Brandon Knight'tan da kurtuldular. Dönüşünde az önce belirttiğim 17.8 sayı ortalaması ve ligin 15.8 rebound ortalamasıyla rebound lideri Andre Drummond vardı. Bunlar cidden güzel sayılar. Hatta araya da bir not geçeyim. Drummond son 3 sezonun rebound lideri. 26 yaşında 2-11 boyuyla NBA'deki 8. yılında. Full time ilk 5 oyuncusu olmasından sonraki her sene double double ortalaması yakaladı. Ancak yanında Blake Griffin bile varken başarıyı sağlayamadı. Aslında başarısızlığının suçunu Drummond'un üstüne atmak hiç adil olmaz. Ama sızan bir habere göre çok yakın arkadaşı olan habercinin onun hakkında hücumda yetersiz. Pick and roll oyunu dışında kendini hiç geliştirmedi. Ligdeki defans pivotlarının karşısına dahi çıkamıyor. Repertuarı hiç geniş değil. Boyalı alan dışı çok kullanışsız bir oyuncu. Ayrıca çok kötü bir serbest atış oyuncusu. Bu sezon 5 deneme ortalamasıyla %58'lik atıyor. Cavs kısmına geleceksek Coach Bly'nin sistemi bundan biraz da uzak açıkçası. Kendisi Tristan Thompson, Jamal Magee gibi uzun atletik oyuncuları oynatmayı severken ortadan top dağıtabilen, üçlük istikrarı olan ve kısa top oyunu yapmaya alışık. Drummond ise bu saydıklarından sadece bir tanesini yapabiliyor. Minimum bir şekilde olsa da Drummond ofansta Cavs'e yardımda bulunabilir. Ve Sexton ve Garland gibi isimlerle pick and roll tehdidi yaratabilir. Ama ebilir. Ne demek istediğimi karttaki videoyla anlayabilirsiniz tabii ki. Bu oyunlar Larry Nance ve Thompson'a da yapılabilirdi. Ama ikisinin de onun gibi bir cüssesi yok. Defansta ise yine ligdeki en ileriden olmaya devam edecek. Fakat switch yapması o kadar da kolay olmayacak açıkçası. Defanstaki ana sıkıntılarından birinin de bu olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon Drummond defansif ratingi 110.9. Ligde sondan 10. Takımdakilerle karşılaştırırsak bütün pivotlar 30 maç üstü oynadılar. Ve bu sayı Kevin Love, Larry Nance ve TT'den çok düşük. Çok ama çok düşük. Ancak zaten Drummond'un bütün defansif sorunları düzeltmesi de beklenen bir şey değildi. Drummond'un kontrat durumu da aşırı ilginç. Bu sezon 28 milyon dolar kazanıyor. Ki bu da sözleşmesinin son senesi. Ancak bir sonraki sene için oyuncu opsiyonuna sahip. Bu offseason'ın free agency odası oldukça leş. O yüzden markette olacak yüksek değerli bir oyuncu olarak bulunabilir. Ve yüksek maaşlı bir kontrat alabilir. Tabii bu dönem iyi bir performans gösterirse. Gidebileceği takım opsiyonu da fazla sayılır aslında. Ancak rebuild yapan Cavs onun çevresine bir takım kurarsa kesinlikle bu benim de hayalim olur. Peki, tekrar bir düşünelim. Drummond cidden Cavs'i ve Cedi Osman'ı çok daha iyi yapacak mı? Bu takımı kesinlikle playoff potasına sokamayacak. Yani yani dürüst olayım. Ancak takımı 2-3 sıra yukarı çıkarmasını bekleyebiliriz. Kendisinin rolü Cavs'de monitör edeceğimiz şey olacak. Kendisi Hanson'un yerini alacak oyuncu olacak. Ve Bly'nin 48 dakikayı Love, Zizic ve Thompson arasında ayrıştırması gerekecek. Sonuç olarak geleceksek düşüncem Cavs'i daha iyi yapacağı yönünde. Ama bu finansal girişim gerekli miydi? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Cedi Osman'ın olayına geleceksek eğer ben Cedi'nin oyun yapısı için çok büyük bir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü top oyunu yapan Cavs'de oyun var ama top yok. Dönüşüm sadece topsuz koşularla oluyor ve pas diye bir terim yok bu takımda.
Drummond'un gelmesi bunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğinden dolayı gene bir artış beklemiyorum cidden. Ancak umarım onun için de her şey rayına oturur. Her neyse bu yıllık bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.